Evet arkadaşlar merhaba. En son videoyu biz, Cankat şu an yanında bu arada. Kameranın böyle olduğuna bakmayın. Bize geldi. Kaan'ın evindeyiz. Evet. En son ne zaman çektik koleksiyon videosunu? Neredeyse 5 ay oldu. Evet. 5 ay önce çektik ve 5 ayda koleksiyonumuza neler eklediğimizi bu videoda göstereceğiz tektik. Evet. Çok da güzel şeyler ekledik. En çok Kaan ekledi bu arada. Evet biraz gaza geldim. Şimdi PlayStation kronolojik gideceğim. 1, 2, PSP 3 diye gideceğim yine. Oyunları da alfabetik dizdim. Başlayalım. Alone in the Dark. The New Nightmare. PlayStation 2'de de var bu. Resident Evil ve Silent Hill'i karıştırırsak ortaya böyle bir oyun çıkar. Gayet güzel. Şurada bir kırışıklık var gördünüz. Burası biraz çıkmıştı. Ben buraya yapıştırdım. Biraz iz kaldı. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Diskler temiz. Kondisyonu kaç verirsin bunun üzerinde? 8. Çünkü kutuda falan da hiçbir şey yok ha. Sadece diskin üzerindeki o şey yapıştırdım orası falan. Neyse. Crash Bandicoot 3 Warp. Benim en sevdiğim Crash oyunu. Birden de mi çok seviyorsun? Evet. En güzeli bu bence. Çünkü sadece zıplama yok. Hem bu kızı kullanabiliyoruz. Hem işte motor, uçak falan bu tür şeyleri kullanabiliyoruz. Böyle çok çeşitlilik eklediler bu oyuna. Müzikleri de bu oyunun en iyisi. Crash 3'te en iyisi. Peki genel kondisyona kaç veriyorsun? 10 üzerinden 8.5. Tamamdır. Arkaya gönder. Dur, İncele arkaya gönder. Ah. Ve aşırı nadir bir oyun. Dragon Ball Final Bout. Bu şöyle bir oyun. Bu ilk 3 boyutlu Dragon Ball oyunu. İlk 3 boyutlu Dragon Ball oyunu bu. O yüzden çok önemli. Kutusunu yanlış bir şeyle sildiğim için biraz iz kaldı. Üstünde yapışkan bir şey olduğu zaman silmeye kalkınca böyle oluyor. Evet. Ya ben tinerle siliyorum etiket falan olunca. Ben de. VMD ilk tiner düzgün siliyor. Ben asetonla falan siliyorum. Aynı şey oluyor zaten. Değişmiyor. O gün babaannemdeydim ben. Onun tineri farklı bir tinermiş. Yani. Böyle iz bıraktı. Kutusunu değiştireceğim ama kutu bulamıyorum şu anlık. Neyse. Şöyle göstereyim. Yine de bu bayağı değerli. Onun dışında kutuyu önemsemezse kondisyonu kaç veriyorsun? CD kitapçık. 10 üzerinden 9. Al bakalım. Dur şuraya evet. Göstereyim şöyle. Ve kaçıncı pop slash 3680. Kanka dizim ondan. Ben sonra ayarlarım. Boşver. Şimdi bu şöyle bir oyun. Fighting for Skim. Bunun ilk oyunu beat'em up oyunuydu. Burada bildiğin Tomb Raider gibi zaten Core Dynamics aynı geliştirici, Eidos aynı yayıncı. O ekip yapmış yine. TPS oyununa dönüştü bu. Beat'em up'tan. Ben çok beğendim. Ben ilk oyunu çok sevip buna geçince beğenmeyen de var. Bana göre çok iyi. Şöyle göstereyim. Bunun kondisyonu 10. 10 üzerinden 10. 0 bu çünkü. Hiç oynamamış. Şurada ne var diye bakalım. Reklam kataloğu. Yani diğer oyunlar. O zaman çıkacak diğer oyunlar. Resident Evil 3 Nemesis. Şunu çok kişi bilmez. Ben buna bayılırdım. Urban Chaos. Bunun PlayStation 2'de de bir oyunu var. Urban Chaos Riot Response diye geçiyor. FPS oyunu. Bu TPS. PlayStation 1 döneminde Open World bir tane polis olsaydın nasıl olurdu? Öyle bir oyun bu. Open World ve polisin araba bile sürebiliyorsun. 3 boyutlu. PlayStation 1'deki GTA'larda kuş bakışı 2 boyutlu sürerdin arabayı. Bunda 3 boyutlu araba sürüyorsun şehirde. Manyak bir devrim. Dövüş mekanikleri falan çok iyiydi. Bayılırım. O zaman onu da arıyorsun. Arıyorum tabii. Tamam. Ama hiçbir yerde yok. Onu mecbur İngiltere'den önce getireceğiz. Yani getirteceğiz. Türkiye'de. Ver bakalım. Şöyle bir dakika. Al bakalım. Ve geliyor, geliyor. Benim... Gelmesin, gelmesin. Benim hayatımda en çok sevdiğim FPS oyunları. Bu iki oyun. PlayStation 1'de kesinlikle favorim bu ikisi zaten. Bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Hop. Medal of Honor 1 ve Medal of Honor Underground. Bunlar PlayStation 2'dekilere hiç benzemiyor. Ben o yüzden bunları çok seviyorum. İkisi kondisyonu 10 üzerinden 10. Evet, ikisi de 0 gibi. Bunlar işte yurt dışından gelen oyunlardan. Türkiye'de bulamadık. Cankat'ı bir ay bekledik. Cankat da Bully'yi getirdi. Evet, en sonunda. Müzikleri, atmosferi olsun, her şeyle mükemmel. Bu iki oyun
tarih açısından çok büyük devrim yapmış oyunlar arkadaşlar. Neden diye sorarsanız şöyle. Bu ikisi konsol oyunları tarihindeki şeyler. İlk 2. Dünya Savaşı teması işlenen FPS oyunu bu ikisi. Konsol tarihinde ilk defa bu oyunlarla 2. Dünya Savaşı işlendi. 3 boyutlu FPS olarak. Kadın direnişçi olarak oynadığımız ilk oyun budur. Konsol tarihinde FPS olarak. Nazilerle savaşıyoruz iki oyunda da. Bayılıyorum bu ikisine. Şunu gösterelim. Çok değerli bunlar. Ömrüm boyunca bunları hiçbir şekilde satacağımı düşünmüyorum. Şöyle sadece üst üste koyuyorum. Onları sonra dizeriz. Tamam. Rayman. Benim en sevdiğim Rayman oyunu bu. İlk Rayman oyunu bu zaten. Yani. Bayılıyorum. Kitapçığı da yani. Eşek kadar. Çünkü 5 tane dil var içinde, o yüzden çok şey. Şöyle göstereyim. Hala çok güzel gideri var. Medal of Honor'lar da aynı şekilde. Hala en sevdiğim FPS çok iyi. Bunun da kondisyonu 10 üzerinden 9 değil. Al bakalım. Sanırım PlayStation 1. Son bir oyun. Son bir tane. Tomb Raider 3. 0 kondisyon bu da. 10 üzerinden 9 bunun kondisyonu da aynı şekilde. Şöyle açalım. Her şey tamam. Evet. Kitapçık. İkinci kitapçık. Bu ne? Yani şey işte, yapımcılar. He, reklamlar. Reklamlar falan filan. Kitapçık. Şu saçma, geç. Saçmam önemli. Evet, önemli. Saçmam önemli. Neyse, bu da şöyle gösterelim. Kutu arkası yanını gösterelim. Bu biraz open world teması işlemiş diğer oyunlarına göre PS1'deki, o yüzden inanılmaz zor. Evet, inanılmaz zor. Ne yapacağınızı bulamıyorsunuz. Dünya bölümler biraz büyük. Hop. Al bakalım. Şimdi evet. PlayStation 2'ye geçiyoruz. PS2'den çok fazla oyun ekledim. Batman Begins. Benim en sevdiğim Batman oyunu. Arkham serilerinden önce bu da çok büyük bir yerin başarmış bir oyun. Film oyunu olduğuna bakmayın. Aşırı iyi gameplay var. Aşırı güzel işlemişler hikayeyi falan. Bayağı sevdim ben. Bu arada bu oyunların arkalarında bazen İngilizce değil ya bunlar. Buna aldanmayın. Bizim aldığımız oyunlarda buralar şey olsa da oyun içi hep İngilizce dil seçeneği oluyor. PAL oyunlar zaten 5 dil seçenekli geliyor genelde. Genelde. Oyun için hepsinin İngilizce var. Sorun yok o yüzden merak etmeyin. Şöyle göstereyim. Bu 0. Bazen sadece tek dil olduğu oluyor. Ha, o da çok nadir. Öyle yani, bir oyunlara rastladık mı? Çok zor. Yani. Çok zor yani. Onları zaten almıyoruz. Bu 0. Şöyle vereyim. Kondisyon? 10. 10. Burnout 3 vardı hatırlıyorsunuz. Platinum. Bir sürümüne geçtim. Yüzünü buldum. Şunları al kanka. Devil May Cry 3. Bu da 0. Jelatin olmadıklarına bakmayın, sıfır oynamamış bunlar. Cici falan hiçbir şey yok. Sadece jelatini arkadaşımız açtı yani. Bazılarını kendim gelince açıyorum, bazıları da satıcı açmış oluyor ama oynamamış oluyor, öyle yolluyor. Ama sonuçta sıfırlar onlar. Şöyle gösterelim. Bu Monster Hunter'ın ilk oyunun demo diski. Şurada Devil May Cry 3'ün kendi diski. Bunun altında, kitapçının altında Capcom'un reklam katılığı var. İşte Resident Evil 4 falan çıkacak oyunlar. Sene 2004 olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Full İngilizce complete. Yıla bakalım. 2005'miş. Bir sene kaçırdım. Benim en sevdiğim Call of Duty oyunlarından birisi. Call of Duty Finest Hour. Benim ilk Call of Duty oyunum bu zaten. İlk atıyorum 1. Direkt 1. PC mi? Hı-hı. Ben PlayStation oynuyorum. O yüzden benim ilk oyunum o. Evet. Platinum olarak bu vardı. Düz sürüme geçtim. Bu da bayağı nadir. Şöyle. Farkı görün işte. Platinum'ları bu yüzden sevmiyoruz. Kesinlikle. Berbat gözüküyor. Bakalım. Flatout 2. Bunu bayağı kişi biliyordur. Bir dakika kamerayı düzeltelim. Hop tamam. Bu çok güzel bir oyun. Burnout'tan biraz daha...
Burnout çok fazla arcade bir kaza oyunu. Bu biraz daha ona kıyasla daha çok simülasyon. Bunun Flatout'u yapan seri zaten 1-2'den sonra battı. Berbat oyunlar çıkardılar. Evet. Bu son güzel oyunu bana göre. Bir de bunun PSP portu var. Onu da aldım, onu da göstereceğim. Bunun aynısı o zaten. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel. Geçen oynadım. Gayet sarıyor. Futbol oyunlarına nefret ederim. Futbolu da hiç sevmem. Ama bu futbol oyunu değil. Bu bana göre bildiğin dövüş oyunu. O yüzden aldım. Yani gol atmak için adamları tekme atıp uçurmak desen, omuz atmak desen, şut çekiyorsun adamın kafasına geliyor, yere düşüp takla atıyor. Şut çekiyorsun kalecinin karnına geliyor, sakatlanıyor falan. Yani futbol alakası yok. Tamamen dövüş oyunu. Dünyanın en komik oyunu bana göre bu. Sırf o yüzden aldım. Bayılıyorum. Mirza ve Bipka arkadaşım selam olsun. Bu oyunda güldüğümüz kadar hiçbir şey bilmedik hayatımızda. Çok eğlenceli, çok komik. Kardeşimle de şu an oynuyoruz, ona da deli gibi biliyoruz. Ona da pro yaptım. Al bakalım. Bu jelatinli sıfırdı, bunu ben açtım. Evet, benim aldığım. Bundan sonra videoda yapacağım, merak etmeyin. Bir daha kendim açmayacağım evde. Hop. Kitapçık. Gazete şeklinde yapmışlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şurada harita. Haritayı açalım. Poster. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şöyle göstereyim o zaman. Şurada. Harika. Harika. Eldivenle şu sayfaları değiştirmek çok zor. Sen o ben karıştıracağım. Ben hallederim. Böyle bir şeyler de bana ver direkt. Hitman 2 Silent Assassin. Jakob'dan bitiremediğimiz tek Hitman oyunu. Çok zor. İnanılmaz zor. Bitirebilene helal olsun. Evet. Zor olmasının sebebi gameplay mekanikleri. Yani kesinlikle. Özellikle gizlilik mekaniği neresi hiç yok. Yani. Ya aslında garip bir gizlilik mekaniği var diyeyim. Gizli yürüme mekaniği berbat. Çok yavaşsın. Bir de diğer Hitman oyunlarına göre daha NPC'ler daha bir böyle daha zekalı. Yani o kadar saçma bir... Her şey şüphelenip seni yakalıyorlar. Evet. Yani çok zor bir oyun. Şöyle açalım. Bunun Amerikan bölgesi vardı bende. Sana vermiştim onu. Ha. Ama ben zaten oynamayacağım için aldım. Bitiremiyordum oyunu ve asla bitirebileceğimi düşünmüyorum. Evet, ben de takıntıdan dolayı hepsini pal almak istiyorum, o yüzden şey yaptım. Yoksa ben de uğursamam yani. En sevdiğim bir oyunlarından biridir. Contrast benim de. Bir Bloodman 2 bu zaten benim. Hani ilk sahnesinde ben zaten inanılmaz derecede hype'lanmıştım yani. Aynadaki hayalet. Easter egg. Evet. İşte bu. Blood Money'nin betası gibi bir şey bu oyun aslında. Yani. Çok iyi. Bununla oynanabilir hale geldi oyun. Bölümleri de çok güzel. Mid King falan. Çok güzel meta tasarımları var. Muhteşem. Karanlık bir teması olduğu için bazı kişiler sevmiyor bunu. Fazla karanlık bir teması. Evet. Son trackleri bunun da efsane. Evet. Zaman. Hitman 2, Contrix, bir de Blood Money hepsinin şeyleri çok iyi. Evet. Bir de elimin içi sarı olmuş. Bu şey. Pudralı eldiven takıyoruz. Aynen. O yüzden sararıyor. Evet. Jak and Daxter. Bir. Bu benim en sevdiğim Jak and Daxter oyunu. Ben hepsini oynadım ve sadece biri sevebildim. Benim bir bu bir de 3 kanka. O ikisi ben 3'ü çok sevemedim. 3'ü de 3 yani. Bayağı devrimseldi. Çok güzel. Çok gelişme yaptılar. Bunda şöyle bir şey. Bakın Türkçe. Crash Bandicoot'un yaratıcılarından falan. Türkçe değil seçeneği var ama oyun içi değil. Kutu ve kitapçık olarak. Haritası var bu oyunun. Şaşırdığım nokta. Şöyle göstereyim. Şurada Türkçe. Hop. Şu anda ben de şaşırdım. Evet, ben de alınca fark etmemiştim yani. Açana kadar bilmiyordum haritası olduğunu. Gözüküyor mu? Çok güzel. Arka tarafı ise işte kitap çıktı. Bunda kitap çıkanı arka biraz kitapçık. Fazla büyük. Evet bayağı büyük. Çok yani şey. Sen bana yolla direkt. Hiç çok şey fazla yapma. Şey yazıyor. Direkt diğer açın diğer aç. Şunu al karşımdan devam et. Düştü. Tamam hallederim. Jak 2'yi bulamadım ama bunu buldum. Jak 3. Birden sonra en sevdim. Jak 1'den biz sonra niye fazla sevmedik? Şu yüzden. Jak 1 çok güzel bir platform oyunuydu. Jak 2 bir anda bunlar bir anda shooter'a döndü. Shooter'a döndü. Ben yani. O yüzden fazla sevmedim. Ben o yüzden Ratchet & Clank birden sonrayı da fazla sevmedim. Garip bir şekilde sanki
Jack şeye dönüştü yani, Hulk'a dönüştü sanki. Bir öfkeden dolayı bir ayrı bir güç açığa çıktı. Hiç sevmemiştim yani, ne alaka dedim Jack hani. Evet ya, bence de birden çok değişti yani. Yani. Özellikle bunun PSP'de şeyi var, Lost Frontier. Onu bir de Naughty Dog yapmadı, başka bir firmaya devrettiler. O kadar berbat bir oyun ki anlatamam sana. Evet. Angel of Darkness. Benim oynamadığım tek Lara Croft oyunu. Bu 0. Bunu biz ilk videoda söylemiştik. Sürekli platinyum veya hasarlı kitap çıkısı falan buluyorduk. Sonra da 0 düz sürüm buldum. Ve nefessiz aldım. Şey yapalım mı? Legend of Anniversary'i de koyalım mı? Seri bitti ya 2'den. Şey yapalım mı? Yok, yapmayalım. Onu da gösterdik yani. Yan yana koyayım. Güzel götük onun için. Seri bitti. 2 için. Underworld PS, ana portu PS3, o yüzden 2'ye almadım. Ana portuna göre alıyoruz oyunları. Yoksa bunları diğer videoda göstermiştik zaten. Evet, seri sadece bitti. Seri bittiği için. PS2'de bitti seri. PS1'de de Can Kat'la ben birleştirince bitiyor. Yani. Onda 2 var mesela, bende 2 yok. Bende 3 var. Onda 1 var, bende 1 yok falan. Birazdan kendim topladığım oyunları gösterdiğim zaman arada çıkacak zaten. Evet. Al bakalım. Platinum vardı. 100 oldu. Tiltrons bulamadım. PSP'sini buldum, PSP'sini aldım. 2 de bulamadım, düstürüm. İyi kondisyonda. Ve Resident Evil 4 Limited Edition. Can Kat'ta vardı, ben de buldum. Benimki de 0. Ne var bunda? Neler yok ki? Neler yok ki? Benim en sevdiğim Resident Evil oyunu. Benim de. Benim de bu. Bu Limited Edition'a özel strateji guide'ı. Bu da normal kitapçı. Ben sakın yanlış anlamayın. Yani diğer Resident Evil oyunları sevmiyorum falan değil. Hepsini seviyorum. 6 dışında. Ama en sevdiğimiz bu. Yani. Al bakalım. Ve geliyor. Gelmesin, bekle. Bunun ayrı incelemesini. Ben de geliyorum çünkü ara incelemesini yapacağız. Arkadaşlar sanıyorum ki en ama en çok sevdiğim shooter oyunlarından biri olabilir. Benim de bu. Can Kat'la biz buna tamamen aşığız. Herkese tavsiye ederim. Bunu oynayın. Bulun oynayın yani. Eidos. Zaten bilirsiniz. Yani. Tomb Raider, Fighting Force falan, Hitman. Bunların yayıncısı çok güzel oyunlar çıkar, yayınlatır. Rebellion. Çok güzel shooter oyunları yapardı bu zamanında. Şimdi yok. Bu çizgi roman oyunu. Kesinlikle. Çizgi romanlarını internetten bulabilirsiniz. Bu Türkiye'de olmayan bir oyun bu arada. Çok nadir Türkiye için. Dünyada da iyi kondisyonu bulmak zor. Kötü kondisyon var. Ve Complete English. Sıfır kondisyon. Çok iyi bir oyun. Bunun PS4'ünü getirdi Can Kat Redux. Onlar... Hatta ben göstereyim. Aynen. Ama ayrı incelemesini yapacağız. Tabii ki. Bu Redux Steam'de de var. Steam'e de almıştım ben. Dijital olduğu için gösteremiyorum da şey, biz onu Can Kat'ta yeniden bitirdik Redux versiyonlarını. Bayağı, hala bayağı zevkli yani. Yani gerçekten çok zevkli. Güzeller. Şunu da al kanka. SSX3 Platinum'da. Düstürüm artık. Benim en sevdiğim SSX oyunu. Dün oynadım yine. Bayağı sarıyor. Hiç eski gelmiyor. Al bakalım. Test Drive Unlimited. PlayStation 2 için çok manyak büyük bir oyun. Çok iyi. Yani grafikler olsun, dünyası olsun çok iyi bir oyun. Kalite olarak da çok iyi bir oyun. Kocaman bir şehirde bildiğin Sim Arcade, öyle diyeyim size, Forza gibi. Aynen lan, bu Forza lan aslında. Forza yokken bu vardı. Evet. Bu bildiğin Forza'nın yani orijinali bu aslında. Dedesi. Evet. Birçok kişi bilmez bunu. Bu Forza'nın dedesi abi. Al. The Sims. İlk oyunu düşürüm.
Bundaki en büyük fark ne? Mavi CD. Kesinlikle. İlk çok eski oyunlar mavi CD'ydi. O da onlardan biri. Splinter Cell 1. Hop. Hop. Böyle gizlilik oyunları artık çıkmıyor. Ne yazık ki. Bu da Pandora Theme abi. Bundan sonraki oyun. İkinci oyun yani. Hadi bakalım. PSP. Evet. PSP oyunlarına geçiyoruz. Ben 10, Protector of Earth. Hocam katta vardı. Var. Ben de aldım. Bunun PS2 ve portu ana portu aslında. Çok. Ama çok fark yok ya. Yani. Hani. O çizgi film oyunu. Hı. Oo. Bu da neymiş? Şuna bak. Çok kötüydü, çok kötü. Filmi. Evet, filmi kötüydü. Çok kötüydü. Ama çizgi dizi olarak en iyi Ben 10 buydu. Bana göre. Ben ondan sonraki seviyorum, bundan sonrakini. Ben 10 biraz büyümüştü ya. Benim en sevdiğim çok iyiydi kadar. Bence o. Burnout Legends. Burnout 3. PS2'dekinin PSP portu gibi bir şey. Ben size söyleyeyim bunu. Al bakalım. Crash of Titans. Bu arada fark etmişsinizdir, hepsi düz sürümler neyse. Artık Platinum oyun almıyorum. Cankat da aynı şekilde. Artık Platinum hiçbir şekilde almıyorum. Yani normalde ben alıyordum, şu anda onlardan da var. Evet. Elimizdekileri çıkarıyoruz, düzlere geçiyoruz. Platinum oyunlar çünkü çok fazla bulunuyor. Çok fazla bulunuyor. Neredeyse değersizler ve hiç güzel durmuyorlar. Evet. Düz sürümler o yüzden candır. Bütün oyunlar düz sürüm alıyoruz artık. O yüzden de bayağı zor bulup yani. Pahalıya alıyoruz. Ama olsun değil. Dexter. Disk şeyin içinde, PSP'nin içinde. Ha tamam. Mavi, siyah PSP versene. Onun içinde mi? Aha. Bunda değil. Maviye bak. Buraları artık kesersin. Heh burada. Gerek yok. Oynadın mı hakikaten? Ha. Helal olsun. Yarısına geldi. Disk burada. Endişelenmeyin. Hop, şöyle göstereyim. Bu arada, bu oyun, bir de Crash'ı az önce gösterdim. Naughty Dog yapmıyor. Başka bir film ama gayet iyi çıkıyor. Bunu ilk defa duyuyorum bu arada. Bu çok güzel. Driver'ın PSP oyunu. Driver 76. 70'lerde 80'lerde geçen bir oyun. Ben bayılıyorum buna. Açık dünya. Hikaye? Hikayesini hatırlamıyorum. Ama var. Evet. Flatout Head-On. Flatout 2'nin PSP portu. Aynısı, hiç fark yok. Sadece grafikleri biraz downgrade. Ama PSP için gayet iyi bir oyun yapmışlar. Yani çok güzel portlamışlar. Öyle diyeyim size. Ben zaten ilk burada oynadım Flatout 2. Al bakalım. Evet, bunu niye aldığını en çok fikrim yok. Bunu, bak niye aldığımı sana söyleyeyim mi? Rock Trooper'ı yapan Abo. Adamlar. Bu firmanın yaptığı oyunlara ben bayılırım. O yüzden bu oyunda oynamıştım. Küçükken çok severim. Free Running zaten benim sevdiğim bir spor türü. Eskiden ben bayağı hayranım Free Running kullanıyordum. Hatta kendim yapmaya çalışıyordum. Biraz da yapıyordum. Zayıf olduğum zamanlar. Şu an göbekten hiçbir şey yapamıyorsun. Çok güzel oyun bu. Steam'e de bunun Remaster'ı geldi. Geçen aldım. Yine oynadım. Gideri var. Prince of Persia, Valor Within PSP portu, Revelations. Berbat bir port. Oynamanızı önermem PSP'de. Çok kasıyor. Zaten kontroller olmamış. Yani biraz garip olmuş. Kamerayı falan değiştiremiyorsun. Rival Source. Bu da kötü. Bu da işte Tiltrons'un PSP portu. Bu Prince of Persia'ları PS2'de ya da PC'de oynayın. Başka şeyde oynamayın. Ana portlarında oynayın. Çünkü PSP kötü. Gerçekten kötü. Sendeki en çok kıskandığım oyunlardan biri. Ratchet & Clank Size Matters. Bu ilk önce PSP'ye çıkmış. Ana portu PSP olan bir oyun. Sonra PS2'ye bir daha çıkardılar. Ama ana portu bu. Junkata da bulacağız zaten. Güzel. Al bakalım. Al bakalım. Ridge Racer 2. Bir vardı bende. İki aldım. Kitapçı ne yazık ki Codemasters firmasının yaptığı başka bir oyuna ait. VRC 7 mi? VRC'nin PSP oyunu var bir tane. Onun kitapçığı bu. Yanlış kitapçı koymuşlar. Bunun kitapçığını bulacağım ama. Yakında gelir. Bakalım. Evet. Circuit Agent Clank. Jelatinli sıfırdı. Jelatinli... Oy. Kendim açtım. Çünkü kardeşim oynamak istedi. Ona kıramadım. Bitirdim. Aha bitirdim. Hı. Sims 2 PES. PSP'deki tek güzel Sims oyunu. PC'ye en yakın Sims PSP'de bu. O yüzden bunu aldım ve ben seviyorum bunu.
Gerçekten güzel. Kuş bakışı şey yönettiğin, bütün içeriklerin olduğu Sims oyunu PSP'de. Gayet güzel portlamışlar. Siphon Filter, Logan's Shadow. Exclusive bu da. TPS oyunu. PlayStation 1'de Siphon Filter 3'ü bitirmiştim. Bayılırım PS1'de. Ondan sonra hiçbir oyunu oynamadım. Bunda zaten analog falan da yok. Kontrol nasıl bilmiyorum. Sağ analog yok. Deneyeceğim. Güzel değerli bir oyun bu da. Bu mu var sonra? Ve bu çok değerli. 0 Tomb Raider Legend PSP düz sürüm ve Complete English. eBay'e baktım. Bir tane bile görmemiştim. Tabii 3 ay önce baktım. Şu an var mı bilmiyorum. Bir tane bile Complete English 0 görmedim. Hep İtalyanca 0 vardı. Bu çok değerli. Ki İtalyancaları bile değerliydi. Bunu ben hiç açmayacağım. Videoda açarım şu an normalde de. Açmayacağım çünkü anaport PS2 olduğu için PS2'de oynuyorum. PSP oynamayacağım bunu. Oynamayacağım şeyi de boşuna açmak istemiyorum. İleride satarım büyük ihtimal. Şu an ileride çok çok değerli olacak. Aynı senin Cankat. Ne saçtın ya 0. Onlar gibi değerli olacak bu da. Al bakalım. Merak ettim içindeki kartlar nerede? Hiç kimse de yok onlar. Yu-Gi-Oh! Tag Force 4. 5DS tabii ki bu farklı seri. Hop. Bunun kitap bu zaten bu bayağı nadir. 5 5DS Yu-Gi-Oh! Tag Force 5 bu bayağı nadir. Kitap çıktısı bayağı nadir. Buldum. Hop. Ve PS1'ler bitti. Şimdi PS3'e geçiyoruz. Geç bakalım. Abo. Tamam. Orayı kesersin artık. Bakarız. Hani kesin. Condemned 2. Birincisini bulamadık henüz. Sega'nın nasıl bir güzel oyun? Bir FPS oyunu. Kanka Outlast gibi ama ana dalıyorsun yumruklu böyle. Ha dalma mı? Outlast'ın kaçmalı olmayanı. Tamam. Öyle diyeyim sana böyle. Bildiğin alanları dalıp parçalıyorsun falan. Bir sürü manyak var, onları dövüp gebertiyorsun. Gore, kan olayı falan çok güzel. Al bakalım. Dragon Ball Z Burst Limit. Budokai serisine Budokai 4-5 gibi düşünün bunu. PS2'den sonra. Hemen hemen aynı ama biraz değiştirmiş tabii. Benim çok hoşuma gitmedi. Özellikle FPS problemi var bunun. Fazla oynamadım. Ama güzel oyun tabii ki. Ya Burst Limit yarım kalmış bir oyun. Erken çıkardılar. Bitseler çok güzel bir şey çıkardı. God of War 3 Collector Edition. PMS'nin God of War oyunu zaten. Söylemiştim Cankat'ta. Şöyle göstereyim. Bunun Amerikan bölge kolektöründe kocaman Pandora's Box var. Evet. Kocaman, çok güzel ama PAL versiyonunda sadece böyle yapmışlar. Birkaç yıl içerisinde umarım ki alırım. Bakalım. Sterling 10'ken tabii çok yani. Zor almamız. Ekonominin düzelmesini bekliyoruz. Artık yurt dışına bir şey getiremeyiz. Şöyle göstereyim. Şurada kitapçık var. Şurada kartlar falan var. Boşver şimdi. Neyse ya. Ya kart dediğim şunlar var işte. Böyle fazla tamam. Bir şey yok. Şuralarını mahvetmiş. Ya karton kutular Cankat da aynı. Hep hasarlı oluyor. Evet. Bir tane sıfır şey yok. Sokak. Sen devam et diğerlerine. God of War Collection. Birinci ve ikinci oyunun HD versiyonu PS3 için. 60 kare hızında aynı anda. O da iyi. Güzeldir. Evet. Bitirdim ben ikisini. Oynadım bir daha. GTA Episodes from Liberty City. GTA 4'ün, GTA 4'ün pardon. GTA mı diyeyim artık? Ha. Salla. GTA'nın 4'ün iki tane DLC'si var. DLC'nin gerçekten DLC olduğu zamanlar. İşte DLC dedim böyle olur. Adamlar iki farklı oyun yapmış resmen. Şu anki DLC'ler işte Ateşli Don falan. Saçma sapan. Haritası da var. Açayım mı? Açma. Gerek yok. Şey var burada. Şu Baldur Gaiton var ya. Aha. Club'da dans eden kız resim var, o var. Okay. Poster. Bir daha da var arkasında. Infamous 2 Special Edition. Bu sıfırda jelatinini açtım bunu. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Aynen. Canon sonu bu oyunun bu arada. Canon olan sonu. İyi sonmuş, haberiniz olsun. Bayağı araştırdım. Bu bazı yerlerde kötü son Canon yanmalar var ama gerçeği değil. Onlara ben de ilk başta şey olmuştum. Gerçi iyi son kendime.
Çok güzel. En sevdiğim Infamous oyunu benim bu. Senin? Hepsini seviyorum ben, bana fark etme. En iyisi şu demiyorum. 1'i de çok severdim, 2'yi de aynı şekilde seviyorum. Need for Speed Undercover. Oynadığım en kötü Need for Speed oyunu. Bok gibi. Emran. Hikayesi. Hiç sevme. Bunu oynamadım o yüzden. Şu an eleştireceğim. Bunun hikayesi falan iyi ama gameplay bok gibi. Benim o yüzden hiç sevmediğim gibi. Rezalet bir gameplay var. Al bakalım. Sonic Generations. Unleashed vardı, Generations'ı da aldım. En sevdiğim 2-3 boyutlu, 2 tane 3 boyutlu Sonic oyunu zaten. İkisi daha var artık. Spider-Man Shattered Dimensions. Çok güzel. 4 tane Spider-Man evrenini işliyor. Komik evrenini yansıtan bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Bayağı iyi bir de. Splinter Cell Blacklist. En sevdiğim Splinter Cell oyunu. Tomb Raider Trilogy. Classic seçti. Ve benimkiler bu kadar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Cankat ikileri çekip birleştireceğim. Görüşmek tamam. Üzere. Evet. Şimdi Cankat oturdu. Şimdi benim eklediğim oyunlara bakacağız. Bakalım bu korona sürecinde hangi muhteşem oyunları eklemişim. Evet. Doom. Yani PlayStation 1'e çıkmış olan tek oyunu diyelim. Düz sürüm. Platinum onu vardı sende. Platinum vardı. Düz sürüm aldım. Yani bunun kondisyonunda ben rahatlıkla 10 üzerinden 9 verebilirim. Yani aslında arka şu kısma kitapçı konuluyor da burada ben kendi hilelerimi koydum diyeyim. Burada işte kitapçıyı çıkaramadım şimdi. Yani CD'yi de şöyle bir göstereyim. Platinum'da şu üstündeki şu güzel Doom yansını bile göremezsiniz yani. O nedenle ben hiç görüntülerini sevmiyorum. Artık Platinum almayacağım. Bunu geçiyorum. Evet. Need for Speed. Sanırım Kaan daha çok iyi bilir. Need for Speed'in ilk oyunu. Değil ben mi? Ben oynamadım hiç onu. Ben oynamamış. Ama ben aldım. Yani kitapçık yani hayvan gibi. İçinde 5 dili olduğu için. Eskiden böyle yaparlarmış. Hop. Şimdilik bundan da bu kadar. Evet. İstersen şuraya koyayım. Kaan'da olmayan tek Tomb Raider oyunu. Yok lan, bir de yok bende. Ah, bir pardon. 1 ve 2 yok. 1 ve 2 yok sende, tamam. Ben de 2 aldım ama zaten benimkinin de kondisyonunun pek iyi olduğu söylenemez. Bunun da kondisyonuna 10 üzerinden rahatlıkla 10 veririm yani. Çok iyi durumda. CD çiziksiz, kitapçık çok iyi durumda. Satıcıya teşekkür ederim. Bunu şeyden aldık zaten. Cankat'la aynı satıcıdan aldık. Ben 3 evet. aldım, Cankat 2 aldı. 2'yi kaldı. İkimizde de aynı adam yoktu, ikisi de 0 gibi. Teşekkür ediyoruz bundan. Kesinlikle. Önce eski oyunları tanıttığım için bir açılımını yaptım. Diğer eklediğim oyunlara da tekrar bakmak istiyoruz. Zelda, NES Classic. Bunun açılımını yapmıştım zaten. Sıfır. Sıfır içerik. Diğer oyuna gelecek olursak Castlevania. Sıfır. İkisinin de kondisyonu 10 üzerinden 10. Çok ama çok iyi durumdalar. Evet. Sanırım Kaan'la en çok sevdiğimiz oyunlardan biri olabilir ama son zamanlarda çok kötü olan. Evet. Sonic. Sonic Mega Drive. Bunun da kondisyonunda ben rahatlıkla 10 üzerinden 8 veririm. Yani kap pek iyi durumda olmasa da disk ve kitapçık çok iyi durumda. Bunun da içeriği şimdilik bu kadar. Evet. En çok sevdiğim oyunlardan birine gelecek olursam Zelda 2 ve Zelda 1. Bunu söylemek zorundayım. Bu kutular kesinlikle retro. Retro kutular ama oyunlar hocam. Çünkü kutulu olarak bulmak, yani bulabilen varsa helal olsun, imkansız bir şey. Kesinlikle imkansız. Bu halleri bile bayağı değerli. Bu halleri bile tamamen çok değerli. Yani şimdi şöyle bir göstereyim zaten. Altın kartuş. Kesinlikle orijinal. Bu retro değil. Sadece kutu retro. Ben önce ikinci oyunu almıştım. Sonra birinci oyundan tabii ki eksik kalır mıyım deyip
ikinci oyunu da aldım. İkisi de altın kartuş gördüğünüz gibi. Kondisyonlarına 10 üzerinden 10 veriyorum. Sadece kartuşlara tabii ki. Evet, şimdi geçiyorum ki PlayStation... Pardon. Kanka şuradan bana uzatır mısın sonunda? Evet. Tomb Raider Underworld Limited Edition. Bu arkadaşlar Crystal Dynamics'in yaptığı Legend Anniversary Underworld üçlemedir. Bu son oyunu. Bundan sonra Tomb Raider bitti. Bitti. Benim için tamamen bitti. Benim için de bitti. Bundan sonra Lara, Lara değil arkadaşlar. Hiç beğenmiyoruz. Hatta ona video çekeceğiz. Square Enix'in. Yani kesinlikle çekeceğiz. Tomb Raider ve Hitman'i batırışını çekeceğiz. Kesinlikle. Ya ben açıkçası böyle karton olsa da karton bence tamamen kalitesini düşürüyor ama bu şekilde kitap gibi olması çok hoşuma gidiyor benim. Yani, gerçekten sonuçta, çok hoşuma gidiyor. Sonuçta düstüründen daha değerli. Yani düstüründen çok ama çok daha değerli. Şöyle arka tarafını da şöyle gösterecek olursam. Üf. Yani. Benim en sevdiğim Legend, sonra Underworld. Kesinlikle Legend 1 numara. Evet. Daha hala Legend'ı geçebilen bir Lara Croft oyunu daha gelmedi. Sanırım geleceğini de düşünmüyorum bu süreçte. Hayatta gelmez. Yeni Lara... Alayım. Hangisi? Hadi bakalım Clank'ı alayım. Bunun... Ratchet & Clank'in tek Collector Edition'ı bu arkadaşlar. Şöyle de gösterecek olursa... Crack in Time. Crack in Time. Yeni çıkacak PS5 oyununa çok benziyor. Aynen. Hatta neyse tıpatıp aynısı da de diyebilirim. Şöyle içerikler işte ve şey kod var tabii ki kullanıldı. Kodlar zaten artık kullanılmaz. Kullanılmaz hale geldi. Evet, tamam. PSN sisteminde kodlar artık çalışmıyor. Geçen God of War Ascension denedim çalışmadı. Evet. Hiçbir şekilde çalışmıyor. O yüzden PS4 oyunlarını toplayacak arkadaşlara uyarımızı verelim. Son PS3 oyunuma gelecek olsam yeni aldığım Infamous Special Edition. Bu da aynı. Diğerleriyle aynı. Kitap şey şeklinde kitap gibi. Çok hoşuma gidiyor bu sürümler. Keşke daha da çok evet çıkarsalardı yani ama bunda yok. Bunda daha iyi hoştur çünkü Infamous oyunları çizgi roman gibi ya, komik evet tarzı ya. Karton iyi gidiyor yani. Kaan'ın göstermiş olduğu iki de aynı şekilde çıkmıştı zaten. İstiyorsan yan yana göstereyim şimdi. Hadi getir Kaan. Hadi. Şöyle göstereyim. Oldu. Kaan da getiriyor. Ver kardeşim. Evet. Şöyle bunu da gösterecek olursak. Evet. Of, çok iyi durdular. Ah, tamam. Güzelleniş yapalım şöyle. Getir. Hop, dağılıyor. Ve işe yaramayan kodlar. Kesinlikle. Ama tutacak mıyız, tutacağız yani. E tabii canım. Full içerik olması gerekiyor. Değerini kaybetmez yani böyle. Evet. Infamous'tan da bu kadar. Bitti mi? Başka şimdi PlayStation 4'ü almış oldum. Şimdilik sadece buraya getiremediğim bazı iki tane oyun göstereceğim size arkadaşlar. Onları şunları evde çekip bana atacak. Ben ya da ayrı bir koleksiyon videosu daha tekrar onlar için çekeceğiz çünkü çok büyükler. Evet. Bunu Kaan'ın videosunda gösterdik. Rock Trooper Redux. PlayStation 2'ye çıkmış olan Rock Trooper'ın tamamen remastered hali. Ya fazla bir eklenmiş bir şey yok. Ama diğer remasterlardan daha iyi çünkü bunda dokular falan grafikleri sadece HD yapmamışlar. Gerçekten biraz daha yenisiyle uyarlamışlar. Dokular çok güzel mesela. Benim bunu getirmelerinde gördüğüm şey ikinci oyunun gelebilme ihtimaliydi ama Rebellion'dan hala bir ses seda yok. Yani. Arkadaşlar şu şimdi gösterecek olmuş olduğum oyun sadece ve sadece Collector Edition'dan çıkmış olan Doom Eternal Steelbook. Bunu sadece kanıt niteliğinde olması için getirdim. Collector Edition'ını aldım. Yakında onun kutu açılımı yapacağız. Devasa bir Doom Guy kaskı çıkıyor içerisinde. Doom'a ayrı video mu çekeceğiz yoksa sen evde çekip atacağım ben bunu mu birleştireyim? Ne yapalım? Bizim evde ayrı bir video çekeceğiz bir ara seni aldığım zaman.